herkese hitaben bir konuşma yapacak ama şansımız erken geldiği için ve bu saatte bir mimar tarihi dersi olduğu için mimar tarihi dersine özel bir ekstra konuşma daha yapacak. Hazır Uğur Bey'i buraya almışken. İşte hocam bunlar birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimiz hepsi birlikte. Bugün başka bir sınıflardan Mustafa var. Uğur Bey'i aslında takdim etmeye gerek yoktur. Çok iyi tanıyor olmanız lazım ama şöyle diyeyim. Buraya kurulurken bizim buraya gelmemiz ve bizim burayı çok severek tutkuyla çalıştığımız bir yere dönüşmesi bizim derken böyle kendi adıma konuşuyorum ama bütün diğer arkadaşım adına da çok da konuşabilirim yani. Burada tutkuyla çalışmamıza sebep olan merkez insanı Uğur Bey'di ve de Bülent Bey'di. Hepimizin de hocasıdır. Dolayısıyla Uğur Bey'in konuşmasını her yerde dinlemek anlamlıdır ama burada dinlemek bir kez daha anlamlıdır diyeyim. Aslında böyle. Dolayısıyla işte bizim vermeye çalıştığımız mimarlık tarihi dersleri, bizim burada vermeye çalıştığımız şeylerle onların etkilerini çok iyi de görebilirsiniz. Zamanla baktıkça, takip ettikçe zaten çok iyi anlayacaksınız. Hocam çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Annenin söylediğine şöyle ben de cevap vereyim. Beni dinlemekten daha önemli olduğu benim burada konuşmam kendi açımdan çok önemli. Çünkü gerçekten de burası benim hayatımda özel yeri olan bir yer. Bu Matur'un söylediği bir laf değil. Ben 6 üniversitede katılımı bulundum, 16 üniversitede ders verdim. Dolayısıyla Türkiye rekoru yok benim elimde diye tahmin ediyorum. Ama burası çok özel bir gelip angajmanla çok özel bir sevecenlikle kurulmuş yerde. Hiçbir yerde buradaki kadar belirgin bir biçimde programların oluşmasında olduğunu söyleyemem. Burada gerçekten de işte ciddi alınabilir bir katkım olduğuna inanıyorum. Bu beni görmek için söylediğim bir şey değil. Sadece burayla olan bağlantının ne kadar derin olduğunu söylüyorum. Ama şöyle de bir uyarıda bulunayım. Sabahleyin saat 5'te kalktım. Dolayısıyla da arada sırada saçmalarsam kusuruma bakmayın. Bütün gece 4 saat kadar uyku uyudum. Bu gerçeği baştan belirtmekte yarar var. Gelelim buradaki konuşma konuma. Modernlik nedir, estetik üretimle ilgisi var mıdır biçimindeki bu konuşma. Aslına bakarsanız bugünkü dünyanın kuruluşunun ve bugünkü dünyadaki çeşitli modern yaşama ilişkin değişimlerin mimarlık da dahil olmak üzere çeşitli sanat alanlarında neler ürettiği biçiminde bir konuşma olacak. Hemen bir yana bir şeyden konuşmaya başlayalım. Ben de öyle istiyorum. Bugün başarılı. Yo, ona şey... Size modern dünyayı anlatabilmek için çok basit bir karşılaştırma yaparak işe başlayacağım. Modern dünya nedir, modern öncesi dünya nedir biçiminde bir karşılaştırma yapmak için bir Bizans Kariye Camisi'nden bir geç Bizans mozaiği gösteriyorum. Hazreti Meryem'in ölümü sahnesi olarak kullanılan bir sahne. Hazreti Meryem ölüyor İsa başında ama dikkatlice bakın. İsa Hazreti Meryem'den önce ölmüştü, hatırlayacak olursanız. Ama İsa başında duruyor. Daha da ilginci var. İsa kollarında çocuk İsa'yı taşıyor. Bunu düşünmenizi öneririm. Aynı anda kendisinden çok sonra ölen annesinin ölüm sahnesinde İsa hazır bulunuyor. Sadece İsa hazır bulunmakla kalmıyor. Kollarında da dediğim gibi kendi bebeklik halini taşıyor. Dolayısıyla bir kere bir tuhaflık var herhalde diye düşünmelisiniz. Bugünkü alışkanlıklarınız çerçevesinde böyle bir zaman mekan kaymasının mümkün olmayacağını herhalde tahmin edebilirsiniz. Aynı insanın çocukluğunu, yetişkinliğini, sonra da annesinin ölümünü hepsini bir arada görebilme hali herhalde biraz tuhaf olsa gerek. Ayrıca Hazreti Meryem'in ölümü sahnesinin bu kadar kalabalıkta cereyan ettiğine de emin misiniz? Hazreti İsa'nın bütün ömrü boyunca sadece 12 tane havarisi olduğunu düşünecek olursanız buradaki bu kalabalık herhalde
döneminde olması tuhaf olacak bir durum. Hiçbir Bizanslı şunu söylemiyor muydu diye kendinize sorun. Yahu bu ne biçim bir sahne? Asla mümkün olmayacak kişilikleri bir araya, asla bir araya gelmesi zamansal olarak mümkün olmayacakları aynı mekana yerleştirmişsiniz. Nasıl bir mozaikçisin sen diye herhalde buradaki sanatçıya bir şey sorarlar diye bekliyorsunuz. Tabii ki sormuyorlar. Bu premodern dünyadaki alışkanlıklar çerçevesinde okunması gereken, premodern dünyadaki kavrayış, mekanı, zamanı, tarihi, kutsallığı kavrayış alışkanlıkları çerçevesinde okunması gereken bir mesele. Şimdi aynı sahnenin 17. yüzyılda bir örneğine gelelim, bu karşılaştırmayı yapmanızı sağlamak açısından. Bu da Caravaggio'nun yine Hazreti Meryem'in ölümü sahnesi. Bir de buna bakın. Yaklaşık aradan ne kadar süre geçmiş? Kabaca 300 yıl kadar bir süre geçmiş. Ama sadece 300 yıl süre geçmemiş. Caravaggio İtalya'da, Orta İtalya'da çalışan birisi. Burada modern dünyanın artık kurulmakta olduğunu kavrayabileceğimiz bir noktadayız. Ama Kariye Camisi'nin yapıldığında, içinin bezemelerinin yapıldığında böyle bir mesele henüz söz konusu değil. Çünkü orası Bizans. Bizans'ın henüz modern dünyanın bir parçası olmadığını, hiçbir dönemde Bizans'ın modern dünyanın bir parçası olmadığını büyük bir rahatlıkla söyleyebiliriz. Fark ne? Fark, hemen fark edebileceğiniz şeyler. Deminkinde hiçbir duygu izi görmüyordunuz söz gelimi. Neredeyse herkes donuk bir biçimde bakıyordu. Burada sanki gerçek bir olağan insanın ölümü sahnesini görüyorsunuz. Meryem ölüyor ama Meryem'e bakın, Meryem'in üstünde olağan bir elbise. Herhangi bir kadın, herhangi bir genç kadın vaktinden önce nasıl ölürse o şekilde acıklı biçimde ölüyor. Renginin solukluğundan bile ölünün o neredeyse yeşile dönen rengini okuyabiliyorsunuz. Şurada Mecdelli Meryem ünlü, işte ne diyelim, Hristiyan azizelerinin en erkenlerinden bir tanesi Meryem ağlıyor. Buradaki insanların üzüntüsünü okuyabiliyorsunuz. Şimdi bu iki dünyayı karşılaştırın. Bir tanesinde neredeyse gerçek bir insanın ölümü gibi tarif edebileceğiniz kutsallığın kutsallığını anlayabilmeniz için neredeyse özel olarak ancak İncil'i okuduğunuz zaman fark edebileceğiniz bir durum var. Çünkü buradaki hikaye hiç kuşkusuz İncil'den bir parçayı oluşturuyor. Dolayısıyla da bunu biliyorsanız anlarsınız. Bilmiyorsanız bu resme baktığınızda bir kadın hastalanmış, ailesi de başında üzüntülerini beyan ediyorlar. Başka hiçbir şey değil. Ama bir önceki resme baktığınız zaman bir önceki resimdeki dünya böyle bir dünya değil. Burada olağan bir insanın ölümünden söz edilmediğini biliyoruz. Olağan bir mekanda ölümden söz edilmediğini biliyoruz. Hiçbir şekilde doğada rastlamanız mümkün olmayan bir nesne neden olduğunu sizin bugün bilemeyeceğiniz ama Bizansların bildiği şu kanatlı nesneyi görüyorsunuz. Buradaki insanların bazılarının diğerlerinden daha önemli olduğunun farkındasınız. Çünkü kafalarının etrafında şuradaki gördüğünüz çemberler var. Bunlara hale diyoruz. Dikkat ederseniz bunların kutsallığını anlamanız için neredeyse özel bir çabaya bile ihtiyacınız yok. Böyle bir resim gördüğünüz zaman bu kutsal bir resim. Ama Caravaggio'nun resmini gördüğünüz zaman artık kutsallıktan en azından Bizanslılar için söz edilebildiği biçimde 17. yüzyıl İtalyanları için söz edilemeyeceğini söylemeye çalışıyorum. Ama bu hala dindar olduklarını ortadan kaldırmıyor. Caravaggio'nun bu tablosunun yapıldığı ülkenin insanları da yine kendilerini sorulduğu zaman dinler Katolikler olarak nitelendiriyorlar. O açıdan değişen bir şey yok. Ama Katolikliği anlayış biçimleri, kutsallığı anlayış biçimleri, resmetme meselesini anlayış biçimleri, insanı betimleyiş biçimleri, bunların hepsinin bir öncekinden çok farklı olduğunu sadece iki resmi görmek suretiyle bile anlayabilirsiniz. Bu farklılık birisinin beceriksiz olmasından, ötekinin becerikli olmasından kaynaklanmıyor. Yani Caravaggio daha iyi resim yapıyor, onun için buradaki adamın ağladığına ikna oluyoruz ama Kariye'deki insanlar kötü resim yaptıkları için onların duygularını okuyamıyoruz diyemezsiniz. Bundan kaynaklanmıyor mesele. Buradaki mesele beceriklilik meselesi, estetik yeterlilik, yetersizlik meselesi değil,
dünyayı kavrayış biçimlerine ilişkin çok radikal bazı değişikliklerin olduğuna işaret ediyor. Şimdi bu değişikliklerin ne olduğunu bir ölçüde görmeye çalışalım. Ama bunlardan uzun uzun söz etmek yerine size biraz örnekler üzerinden göstereyim. Daha az soyut bir biçimde bu konuyu tartışalım. Sonra size Orta Çağ'dan kalma İtalya'nın güneyinde bir köyden görüntü gösteriyorum. Bunların hepsi Harran'dakine benzediği iddia edilen ama aslında Harran'dakine pek de benzemeyen, sadece dışlarından Harran'daki konutlara benzeyen bir dizi konut. Bazıları bunların Harran'dakilerle akraba olduğunu iddia eder ama plan düzenlerini görmüş olsaydınız bunların Harran'dakilere benzemediklerini fark ederdiniz. Bunların altlarındaki planlar da eğrisel. Halbuki Harran'ı görenleriniz varsa Harran'dakiler dik açılı planlardır. Üstlerinde sadece konik kubbeler var. Buradakilerin dolayısıyla onunla bağlantılı falan düşünmeyin diye anlatıyorum bunu. Anlatmaya çalıştığım bir sürü ev görüyorsunuz. Bütün evlerin birbiriyle aynı olduğunu gördüğünüz zaman herhalde şaşırmanız gerekir. Bütün evlerin neredeyse örtü sistemleri aynı. Aynı boyutta, aynı malzemeyle yapılmış, aynı bezemeyi içeriyor. Şuradaki adamla buradaki insanın hiçbir farkı yok ki evleri birbirinin eşi. Bugün böyle bir durumda kalmış olsaydık en azından soracağımız böyle bir soru olacaktı. Yahu bütün bu evler aynı olabilir mi? Bazılarının başka işlevleri olması gerekir, bazılarının da başka işlevleri olması gerekir. Hiç mi bunlar işlevsel ayrımlara dikkat etmiyorlar? Hiç mi buradaki zengin, şuradaki yoksul buna dikkat etmiyorlar? Hiç mi benim zevkim bununkinden farklı diyecek biçimde konuşabilen bir keyfiliğe, bireyselliğe tahammülleri yok? Evet, yok. Bunlar modern insanlar değiller, bunları yapanlar. Hiç kuşkusuz bugün içinde oturanlar tabii ki modern insanlar ama bunları bir zamanlar yapanların öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bunlar yüzlerce yıllık evler, hala kullanılıyorlar ama bunların öyle modern dünyada üretilmediğini herhalde kestirebilirsiniz. Neye benzediklerini görmeniz açısından. Burası artık turistik bir yer, tahmin edebileceğiniz gibi. Turistler geliyor, geziyor. Ama yine de meselenin ne olduğunu kabaca kestirebilme imkanına sahipsiniz. Birbirinin eşi olan, kişisel farklılıkları ciddiye almayan, kişisel farklılıkların olabileceğini de dikkate almayan bir mimarlık. Mardin'deki duruma benziyor mu? Mardin'in eski kesiminde dolaşırsanız bütün evlerin 3 aşağı 5 yukarı aynı malzemeyle yapıldığını, aynı yaklaşık biçimlerde yapıldığını, hatta aynı plan düzenlerinde yapıldığını da fark edersiniz. Dolayısıyla Mardin'deki duruma tabii ki benziyor. Safranbolu'daki duruma tabii ki benziyor. Halep'teki duruma tabii ki benziyor. Bu premodern dünyadaki bir mimarlık yapma biçiminin, mimarlığa ilişkin kavrayışımızın bugünkü kavrayışımızdan çok temelli biçimde farklı oluşundan kaynaklanıyor. Biz dünyayı başka biçimde kavruyoruz. Buradaki insanlar başka biçimde kavruyorlar. Dolayısıyla başka biçimde ev yapıyorlar. O eve başka anlamlar atfediyorlar. Bu başka anlamlar nedir diye hiç sormamanızı öneririm. Çünkü bunların üzerine konuşmak artık giderek bir uzmanlık. Yani bir 13. yüzyıl Bizans mozaiği üzerine konuşmak başlı başına bir uzmanlık alanı. Size anlatmam bile mümkün değil. Ben de zaten ayrıntılarını bilmiyorum. Buna gelince biraz daha fazlasını biliyorum ama bu da yine bir lisans dersinde konuşulabilecek kadar yalın bir konu değil. Çünkü sizin alıştığınız hiçbir terimde bu konuşulamıyor. Yani burada size proje derslerinde ve diğer derslerde anlattığımız hiçbir şey bunları açıklamaya uygun değil. Çünkü biz size her şeyi bugünün dünyasının içinden anlatıyoruz. Çünkü hepimiz bugünün dünyasının insanlarıyız. Bunu yapanlarsa bizimle aynı çağı, aynı mekanı paylaşmayan, bambaşka biçimde düşünen insanlar diye fark edebilirsiniz. Fark ne? Demin Matera denilen yerden size iki tane diye gösterdim. Şimdi de Los Angeles'tan birkaç tane tek aile evi gösteriyorum. Bunlar da ev. Biraz önce gördükleriniz de ev. Bu Frank O'Gary'nin yaptığı Schnabel evi diye bir ev. Bu çağdaş yeni bir ev. Bu çok ünlü Amerikalı bir mimar Richard Mayer'in yine
aynı kentte, Los Angeles'ta gerçekleştirdiği bir başka ev. Sonra aynı sahilde birbirinden hepsi neredeyse farklı, dikkat ederseniz, evler. Matera'daki bütün evler birbirinin eşiydi. Burada ise neredeyse tüm evler birbirinden farklı. Hiçbiri diğerinde aynı özellikleri paylaşmıyor. Hiçbiri muhtemelen aynı işlevleri de görmüyor. Hiçbiri aynı estetik niteliklerde değiller. Hepsi aynı kalitede de değiller. Bazıları daha çekici, bazıları daha beceriksizce. Ama dikkatlice bakın, Matera'da beceriksiz bir ev bulma şansınız yok. Ya da eski Mardin'i biraz dolaşırsanız bütün evlerin hemen hemen aynı kalitede olduğunu, birinin berbat, birisinin kaliteli olduğunu söyleyemezsiniz. Ama burada da hemen söylersiniz. Bu evi daha beceriksiz biri yapmış. Bu biraz beceriksiz ve salakça bir ev. Ama bu biraz daha iyi. Bu biraz daha kabul edilebilir. Dikkat ederseniz hemen eve ilişkin hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ama hemen seçebilirsiniz. Ben olsam şu evde otururdum deme şansınız var. Matera'da seçemezsiniz bile. Hangi evi seçeceksiniz diye sorsam, ya ne farkı var ki? Ha bu, ha diye, ha şu diye cevap verirsiniz. Böylesine bir, ne diyelim, türdeşlik dünyasında yaşıyorsunuz. Buradaysa en azından fark ettiğiniz şey, türdeşliğin artık söz konusu olmadığı. Böyle bir dünyaya geldiğiniz zaman, burada birbirinden sayısız farklı, aynı anda, aynı yerde gerçekleştirilmiş mimarlıklar var. Bu internetten buldum. Kendisiyle herhangi bir ilişkim yoktur Salma Hayek'le. Dolayısıyla onun evine bakıyorsunuz. O da aynı yerde bambaşka. Neredeyse birbirinin eşi, iki tane ev olmayan bir dünyada bunlar üretiliyorlar. Oysa Matera'da ya da Mardin'de ya da ne diyelim Pula'da ya da Midyat'ta eski evlerden söz ediyorsak neredeyse hepsinin türdeş olduğunu, birbirlerine büyük ölçüde benzer olduğunu söyleme imkanına sahibiz. Peki bütün bu değişimler o zaman nasıl oldu meselesi üzerine biraz konuşmakta yarar var. Bu o kadar çok değişimi içeren bir olgu ki bunlardan birkaç tanesini söylemek suretiyle anlatmak kolay değil. Yani bir zamanlar Mardin'i var eden, Matera'yı var eden, işte Bizanslıların o resmini var eden dünyadan bugünün dünyasının farkı üzerine bütün bir ders neredeyse muhtemelen konuşuluyor olsa gerek. Yani Ali'nin dersi tahmin ediyorum ki büyük ölçüde böyle bir ders olsa gerek. Sadece modern dünyanın kuruluşuna ilişkin tahmin ediyorum ki bir ders görüyorsunuz ya da veriyorsunuz. Evet, temel motivasyonu o bizim dersimizin de. Dolayısıyla kısaca anlatılabilir bir mesele değil. Sadece size birkaç tane başlık halinde bugünkü dünyayı var eden ve geçmişin dünyasından farklı kılan bazı meseleleri anlatmaya çalışacağım. Geçmişe doğru gittiğiniz zaman en azından şu kadarını fark etmiş olmalısınız ki orada bilgi bizim verili dediğimiz bir nitelik taşır. Verili bilgiden kastettiğimiz şey ise bilginin kimse tarafından üretilmemiş, kimse tarafından keşfedilmemiş bir şey olduğuna inanılması halidir. Ne demek istiyorum bununla? Matera'daki o evleri yapanlar için o evlere ilişkin bilgi, mimarlığa ilişkin bilgi hiçbir mimarın, hiçbir yapımcının kendi keşfettiği bir bilgi değil. Herkes zaten ortamda, içinde yaşadığı toplumsallıkta zaten hazır bulduğu bilgiyi kullanıyor. O bilginin temel özelliği ise bir kere hiç kimse tarafından yapılmamış olma hali. Bugün bunu anlamakta zorlanırsınız. Hiç kimse tarafından yapılmamış nasıl bir bilgi olabilir diye düşünmenizde yarar var. Şuna da inanıldığı bir dünyayı gözünüzün önüne getirin. Bizans'ta oheiropoietos diye bir kavram var. Ne demek bu? Hiç kimse tarafından yapılmamış resim demek. Bir ikona düşünün o Bizans kutsal resimlerini. Soruyorsunuz Bizanslı'ya diyelim ki 11. yüzyılda bu resmi kim yaptı? Hiç kimse. Nasıl hiç kimse? Resim işte Gris tarafından yapılmış o. Hayır. Ebediyen vardı. Bugün bunu anlamak herhalde kolay geliyor olamaz size. Bir resmin hiç kimse tarafından yapılmama hali. Bir binanın hiç kimse tarafından tasarlanmamış olma hali. Matera'daki evler öyle. Hiç kimse tarafından tasarlanmamışlar. Hiç kimse bir okula gitmemiş. Hiç kimse bir öğretim üyesinden proje tahsiyi eleştirisi
görmemiş. Şahane güzel günler varmış bu zamanda. Dolayısıyla da bilgiyi ortamdan alıyoruz. Ortamdaki bilgi ise premodern dünyada zaten onaylanmış nitelikte, zaten yapılmış nitelikte. Hiç kimse onu var etmiyor. O bilgi hep var. Bugün bunu anlamakta cidden zorlanırız. Böyle bir dünyanın olabileceğini, böyle bir şeye inanılacağını, mimarlık bilgisinin hiç kimse tarafından üretilmemiş olma hali bizim için kabul edilebilir bir şey değil. Hepimiz biliyoruz ki binaları birileri yapıyorlar, kararları birileri üretiyorlar. Bu binayı birisi yaptı, birileri yaptı. Böyle olmasını sağlayan mimarlar var. Ama Matera'daki ya da eski Bardin'deki ya da Safranbolu'daki, Kula'daki, neresi aklınıza geliyorsa eski Diyarbakır'daki binaları yapanların böyle bir iktidarları yok mimar olarak. Sanatçı olarak da yok. Dolayısıyla bir Hazreti Meryem çiz dendiği zaman onlara söz gelimi Kariye'deki örneği tekrar hatırlayın. Onlar Hazreti Meryem'in neredeyse hiç kimse tarafından tanımlanmamış standart bir kalıbını çiziyorlar. Bütün Meryemler birbirlerine benziyor o yüzden. Hiçbir Meryem diğerinden farklı olmuyor. Kim Hazreti Meryem'i gördü? Hiç kimse üzerinden muhtemelen 11 yüzyıl geçmiş düşünecek olursanız. Hiç kimse herhangi bir kaynakta Hazreti Meryem'in renginin ne olduğunu, saçının renginin ne olduğunu, mavi gözlü, yeşil gözlü, siyah gözlü olduğunu bunların hiçbirini bilmiyor. Ama resmini yaptıkları zaman bütün Meryemler birbirine benziyor. Bütün Bizans Meryemleri birbirine benziyorlar. Bütün Orta Çağ Avrupa resimleri birbirine benziyorlar. Bu dünyanın nasıl biçimlendiğini size anlatmak için sanıyorum iyi bir örnek. Mimarlığın da aynı böyle olduğunu düşünün. Asıl temel meselemiz bizi burada ilgilendiren mimarlık olduğuna göre mimarlık bilgisinin de ortamda hazır olduğu, hiç kimse tarafından yapılmadığı, hiç kimse tarafından dolayısıyla eleştirilmediği, hiç kimse tarafından niye böyle yaptın diye birisine soru sorulmadığını hesaba katın. Yani bir taş ustasına Matera'da diyelim ki ev sahibi şöyle bir şey söylemiyor. Yahu ben senden böyle bir ev mi istedim? Diyelim ki 500 yıl önce bir ev yaptırmaya karar verdi ve birisi de ev yaptı ona. Şöyle bir eleştiri gelmiyor. Benim istediğim gibi bir ev olmadı bu ev. Bunu anlamakta zorlanırsınız ama buradan mimar çıkınca en hızlı fark edeceğiniz şey bu olacaktır. Birisine herhangi bir ev yapmaya kalktığınız zaman ilk önce yahu ev böyle mi olur? Bu şekilde ben senden bunu istemedim ki başka bir şey istedim diye kolayca eleştirebileceğini göreceksiniz. Bunu sağlayan şey bugünün dünyasında mimarlık bilgisinin hazır, herkes tarafından onaylanmış, ana dili gibi kullanılan bir araç olmadığı. Bugünün dünyasında mimarlık bilgisi mimarlar tarafından, toplum tarafından, bireyler tarafından sürekli yeniden üretilen bir şey. Dolayısıyla hepimiz farklı bir şey yapıyoruz çünkü hepimiz aslında sağlam bir bilgi rejiminin içinde yaşamadığımızı biliyoruz. Bu sağlamlığı sakın bugün artık çürük bir bilgi rejiminin içinde yaşıyoruz diye anlamayın. Anlatmaya çalıştığım şey eskiden dünyanın bütün bilgi binasının zaten doğruluğu onaylanmışlardan oluştuğu bir dünyaydı. Bugünse böylesine bir dünya, doğruluğu zaten herkes tarafından kabul edilmiş, tartışmasız doğrulardan oluşan bir dünya artık yok. Hiçbirimiz için yok. O yüzdendir ki birbirinden farklı sayısız fikrin çatıştığı bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz aynı fikirleri öne sürmüyoruz. Siyasette de sürmüyoruz. Başka alanlarda da öne sürmüyoruz. Bunların hepsinin temel nedeni bilginin bu yapısını değiştiren önemli süreçleri yaşamış olmamızdan ve bazı durumlarda da hala yaşıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bilgi eskisi gibi değil. Sürekli olarak yeniden ve yeniden ürettiğimiz ve her seferinde bir müsebbibi olan, yani altına imzasını atıyor. Ben ürettim, Ahmet üretti, Mehmet üretti diyebilmenizi sağlayacak bir bilgi olmasından kaynaklanıyor. Bilginin artık öznesi var. Geçmişte öznesi yok. Geçmişte hoca olmak da böyle bir şey. Geçmişte bir medresede ya da ne diyelim Avrupa'da bir ortaçağ üniversitesinde bir bilgi ürettiği zaman öğretim üyesi şöyle anlatmıyor.
Bu fikirler, ben ürettim bu fikirleri arkadaşlar. Bakın ben yazdım bunları. Dolayısıyla da şu anda benim fikirlerimi duyuyorsunuz. Hayır. Size ebedi ve ezeli bir gerçeği anlatıyor. O da başka birinden öğrendiği, hiçbir biçimde yine tartışılmaz nitelikte olan bilgileri sürekli birbirine aktarıyoruz. Böyle bir dünyada aslında ezber temel öğrenme dinamiğini oluşturuyor. Çünkü bilgi sabitse, herkes için ortaksa, öğrendiğiniz bilgiyi ezberliyorsunuz. Ezberlediğiniz bilgiyi de bir kere daha diyelim ki sınavda hocanıza aktarıyorsunuz. Bugünün dünyasında ne yapıyoruz? Ezberlediğiniz bilgiyi birisine bir kere daha anlatmak değil herhalde yaptığınız şey. Çok daha yaratıcı olmanız sizden bekleniyor. Oluyorsunuz, olmuyorsunuz. Ayrı mesele. Bunu yapmanın o kadar kolay olmadığını biliyoruz. Ama bilginin sabit bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Size bir soru sorduğumuz zaman benim aklımdan evet diye cevap vermeniz geçiyor olabilir. Ama akla uygun bir biçimde hayır diye cevap da verirseniz evet bu da olabiliyor. Belki diye de cevap verebiliyorsunuz. Hiçbir ne evet ne hayır umurumda değil diye de cevap verebiliyorsunuz. Yani artık bugünün dünyasında bilginin sabit bir doğruluk rejimi tanımladığına inanmanın imkanı olmadığını söylemeye çalışıyorum. Mimarlık bağlamında da öyle. Doğru mimarlık böyle olur diye herhalde hiç kimse size anlatmıyor. Doğru mimarlık sonsuz sayıda olur. Ama bunu baştan tanımlamanın imkanı olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bütün bunların değişimi içinde birkaç meseleye özellikle değinmekte yarar var. Bir tanesi mimarlık bilgisinin kitaplaşması dediğim değişim. Mimarlık bilgisinin kitaplaşması aslına bakarsanız dünyadaki bugün içinde yaşadığınız bilgi rejiminin oluşmasının en önemli dinamiklerinden biri. Yüzlerce yıl boyunca mimarlık bilgisinin kitabı yok. Bir kitabı okumuyorsunuz. Mimarlık bilgisini kitaptan öğrenmiyorsunuz. Hiç kimse de mimarlığa ilişkin kitap yazmıyor. Vitruvius diye bir adam bütün binlerce yıl boyunca bir tane kitap yazmış. O da mimarlığa ilişkin olduğu biçimindeki inanç bile o bir ne diyelim fazla uzmanlık konusu olduğu için işin içine girmeyelim. Onu bir kenara bırakın çünkü o bir özel durum. Sadece bir tane var. Onun haricinde mimarlığı hiç kimse kitaptan öğrenmiyor. Mimar Sinan hangi kitaptan öğrendi? Hiçbir kitaptan öğrenmedi. Başka mimarlar orta çağda nereden öğreniyorlardı? Kitaptan öğrenmiyorlardı. Bilgi kitapta, mimarlık bilgisi kitapta değil. Dolayısıyla kitapta olmamanın ne önemi var? Birisi tarafından da yazılmıyor dikkat ederseniz. Yani bu Ahmet'in fikirleri. Kitap çünkü Ahmet'in demek suretiyle okuyabileceğiniz bir mimarlık bilgisi yok. Peki nerede? Toplumsallığın içinde. Orada doğduysanız o şekilde bina yapıyorsunuz. O şekilde binalarda yaşıyorsunuz. O şekilde binaları alışılagelmiş biçimlerde, o ülkede, o toplumda, o yerde kullanıldığı gibi kullanıyorsunuz. Böyle bir yerde acaba nasıl yapsam, acaba nasıl kullansam, acaba nasıl üretsem gibi soruların olmadığını düşünün. Bugün bitimsizce sormak zorunda kaldığınız bu acabaların hiçbirinin olmadığı dünyaya modern dünya diyoruz aslında. Peki hiçbir soru sormuyorlardı? Evet soru soruyorlardı. Ama cevapları da sabit bekliyorlardı. Soruların da sabit olduğunu düşünün. Sorular da çeşitlenmiyordu. Bugün bunu anlamakta zorluk çekersiniz. Soruların çeşitlenmeme halini. Hep aynı soruları sorma halini. Ama dünyayı değiştiren şey soruların aslına bakarsanız çoğullaşması ve artık birkaç tane sorudan ibaret olmaz hale gelmesi. Bütün bunlar mimarlık bilgisinin hem kitaplaşmasını sağlıyor hem de aynı zamanda bu kitaplaşmada modern dünyanın oluşumunu sağlıyor. Ne demek bu? Birileri mimarlık nasıl yapılır diye sorular sormaya başlıyorlar. Örneğin bu yeryüzünde basılmış ilk mimarlık kitabı 1485 yılında, buradaki 1541 baskısı bu, 1485 yılında Alberti adında bir İtalyan mimar tarafından yazılmış Dere Edificatoria diye bir ne diyelim, kitap. Mimarlığın nasıl yapılması gerektiğini Alberti diye bir adam oturup cevaplamayı deniyor. Ev nasıl olmalıdır? Bu soruyu soruyor. Hangi yöne bakmalıdır? Güneye mi baksın, kuzeye mi baksın? Avlusu olsun mu olmasın mı? Penceresi bu boyda mı olsun, şu boyda mı olsun?
Rüzgarı alsın mı almasın mı? İki katlı mı olsun, üç katlı mı olsun, tek katlı mı olsun? Dikkat ederseniz neredeyse sıfırdan başlayarak bir mimarlık bilgisi inşa etmeye çalışıyor Albert. 1485 tarihte. Dolayısıyla en azından mimarlık bilgisinin kitaplaşması bağlamında 15. yüzyılın sonu çok önemli bir değişim. İtalya'da oluyor ama dünyanın her yerini ilgilendiren bir değişimden söz ediyoruz. Niye? Çünkü biz de bugün bu değişim sürecinin içinde en azından 200 yıldır yaşıyoruz. Dolayısıyla da karşılaştığımız durum Alberti'den bize ne yahu demek suretiyle yanından geçemeyeceğimiz bir mesele. Alberti bizi ilgilendiriyor. Çünkü bizim düşündüğümüz gibi düşünmeyi deneyen ilk insan. Burada proje yapmaya başladığınız zaman karşılaştığınız sorularla karşılaşıyor neredeyse. Ya da o soruları ilk üreten adam. Nasıl yapayım? Burada da bir ev yaptığınız zaman evde ne var canım? Evi yapmaktan kolay ne var? Zaten biliyoruz. Ev burada böyle yapılır diyemiyorsanız her seferinde sıfırdan neredeyse başlar gibi ev üzerine düşünmeye koyuluyorsanız Alberti sayesinde bir anlamda koyuluyorsunuz. Dolayısıyla bu önemli bir süreç mi? Evet, çok önemli bir süreç. Ondan sonraki dönemde on binlerce kitaptan oluşan bir mimarlık edebiyatı, bir mimarlık yazını ortaya çıkacak. Bu Vignola diye bir adam. Niye size Vignola adındaki bu adamı gösteriyorum? Çünkü bu kitap Türkiye'de dahil olmak üzere yaklaşık olarak bu 1725 baskısı yaklaşık olarak 15. yüzyılın sonundan 1930'lara kadar dünyanın her yerinde okullarda kullanılacak kitap. Dünyanın en uzun ömürlü mimarlık kitabı olduğunu bile söyleyebiliriz. O yüzden bunun yüzlerce baskısı vardır. O kadar çok sayıda basılmış bir kitaptan söz ediyorum. Ama anlatmaya çalıştığım şey artık kitaptan öğrenmeye başlıyorsunuz. Kitabın yavaş yavaş dünyada mimarlık bilgisini üreten, taşıyan, aktaran bir şey olma hali. Bu yüzden bir zamanların dünyasında mimarlık bilgisini taşımak da çok zor. Yani Şam'da bir bina yapmak gerekiyor. Kanuni Sultan Süleyman bu gerçek bir olay. Şam'da bir cami yaptıracak. Şam Süleymaniye Camisi. Yaptırabilmek için kaçınılmaz olarak şunu yapıyorsunuz. İstanbul'dan bir mimar gönderiyorsunuz Şam'a. Hatta o da yetmiyor. Kapı, pencere ve kapı sövelerini İstanbul'dan yolluyorlar. Demir parmaklıkları İstanbul'dan yolluyorlar. Çünkü onları kalkıp Şam'da yapmak mümkün değil. Şam'da başka biçimde yapıyorlar. Şam'daki insanlar başka türden camiler yapmaya alışıklar yüzlerce yıl boyunca. Dolayısıyla kitabın olmadığı bir dünyada proje gönderip bir şey yapmanın da imkanı yok. Bir mimar göndermeniz gerekiyor. Ve gönderiliyor Şam'daki binayı. Gerçekten de İstanbul'dan gönderilen bir Rum asıllı mimarın orada uyguladığını, kararlarının önemli bölümünü orada verdiğini, o sayede bir Osmanlı yapısına İstanbul'dakilere benzediğini biliyoruz. Ama kitap gönderemiyorlar, proje gönderemiyorlar. Arkadaşlar buradan çalışın. Burada Osmanlı binası şöyle şöyle taşları yontulur, şöyle şöyle bir araya getirilir, planları da Osmanlı binalarının böyle olur, kubbeleri de şöyle örmeniz gerekir diye bir kitap yok ellerinde. Bu mimarlık bilgisinin taşınma imkanlarının da ne kadar dar olduğuna da işaret ediyor bir zamanlar. Modern dünya bu taşınmayı... Hocam bu kitap için kaç yılında basılmış dediniz? Bir önceki kitap için kaç yılında basılmış dediniz? Şu mu? Evet. Bu aslında 1590 gibi bir tarihte ama bu sonraki bir baskı. 1723 görüyorum burada. Aslında 1590 gibi bir tarihte Vignola kitabı yazıyor. O noktadan sonra dediğim gibi yüzlerce binlerce baskısı vardı. Dünyada en çok basılmış mimarlık kitabı. Çünkü bir zamanlar her öğrenci bir tane Vignola alıyor. Oradan çalışıyor. En kolay, en ucuz kitap Vignola olduğu için herkese okula geldiğinde arkadaşlar paranız varsa bir Vignola alacaksınız diyorsunuz. Paranız yoksa okulun kitaplığından, arkadaşınızdan yararlanıyorsunuz ama Vignola'sız hayat yok. Anlatmaya çalıştım. Bugünkü dünyadan epey farklı bir dünyadan söz ediyoruz burada. Bunların anlamı ne? İçinde de böyle çizimler var. Dolayısıyla binayı nasıl yapmanız gerektiğini, ayrıntılarının ne olması gerektiğini kitaptan öğreniyorsunuz. Bunun anlamı bugünün dünyasında bilginin hızlı dolaştığıdır. Bilginin
her geçen gün daha da hızlı dolaştığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Bu hızlanma süreci ise 15. yüzyılın sonundan başlayan bir süreç. Bilginin dolaşımızı, insanların dolaşımızı, fikirlerin dolaşımızı, biçimlerin dolaşımızı, paranın ve sermayenin dolaşımızı arttığı zaman modern dünyaya girmiş oluyorsunuz. Bunların hızı düştüğü zaman modern dünyada değilsiniz demektir. Yani para yavaş dolaşıyorsa modern dünyada değilsiniz. Peki para yavaş nasıl dolaşır? Diyelim ki 16. yüzyılda Osmanlı'da para nasıl dolaşıyor? Göç. Şöyle söz edeyim. Mısır da vergi topluyor Osmanlı Devleti. Sonra İstanbul'a getirecekler. Nasıl götürüyorlar? Akdeniz'den gemiye koyuyorlar. Bunları da kese denilen, her biri 1000 Osmanlı altını alan özel nesnelerin içine koyuyorlar. Onları da sandıklara yerleştiriyorlar. Sürükleye sürükleye yanlarında parayı götürüyorlar. Mısır hazinesi İstanbul'a geldi diye bütün İstanbul halkı duyuyor. Çünkü Mısır hazinesinin gelmesi demek Mısır'da toplanan yıllık verginin İstanbul'a ulaşması demek. Gerçekten paraları getiriyorlar. Nesnesini getiriyorlar. Peki bugün paralar öyle mi geliyor? Neyle geliyor? Ortada bir para gelmiyor. Mardin'den toplanan vergiyi hiç kimse kalkıp da bir kamyona doldurup Ankara'ya doğru diyelim ki yola çıkar. Maliye Bakanlığı'na doğru yola çıkarmıyorlar. Ya da bir bankanın burada diyelim ki para kullanması için paraları belli bir miktarının haricinde gündelik kullanımda kullanacaklarınız tabii geliyor kaçınılmaz olarak. Çünkü gidip şuradaki çay içmek için para vermeniz gerekiyor. Ama dikkat edin. Aslında paranın önemli bir bölümü hiçbir şekilde madde olarak dolaşmıyor. Ne zamandan beri? Avrupa'da, Kuzey İtalya'da ilk kez başlayan bir süreç. 14. yüzyıldan başlıyor. Para, Frankfurt'a para göndereceksiniz 1350 yılında. Frankfurt'a para falan göndermiyorsunuz. Frankfurt'a bir tane mektup gönderiyorsunuz. Altında bugünkü çekin atası. Altında buna getiren arkadaşa 8000 altın ver yazıyorsunuz. Adamın cebine koyuyorsunuz. Adam Frankfurt'a gidiyor. Ya da mektup gönderiyorsunuz. O mektup sayesinde para transfer oluyor. Hiçbir biçimde keselere doldurulup getirilmiyor dikkat ederseniz. Bu paranın hızının artması demek. Sermayenin hızının artması demek. Bilginin hızının artması demek. Kitabın gündeme gelmesi demek. Bütün bunların demek ki dünyayı dönüştüren temel hızlanma süreçlerine işaret ettiğini söyleyebiliriz. Böyle olunca nasıl ev yapayım diye işte söz gelimi Andrew Jackson Downing diye bir Amerikalı 19. yüzyılın içinde onlarca böyle kitap yazmış. Her kitabın içinde her keseye göre nasıl ev yapılır? Örnekler var. Buradan seçiyorsunuz. Mimarınıza gösteriyorsunuz. Ben bunun gibi istiyorum diyorsunuz. O da diyor ki ya bu size olmaz. Arka tarafı böyle yapmayalım. Dikkat ederseniz artık sabit bir mimarlık bilgisi yok. Sizinle, mimarla, mal sahibiyle itişe itişe karar verilen, sürekli yeniden her gün üretilen bir mimarlık bilgisi var. Demek ki bu önemli değişimlerden bir tanesine işaret ediyor. Başka bir değişim, kentsel mekanı yoktan var etmek diyebileceğimiz bir süreç ortaya çıkıyor. Ne demek? Var olmayan bir kent düşleme imkanına artık sahipsiniz. Kabaca 15. yüzyılın ortasına kadar dünyanın hiçbir yerinde insanlar içinde yaşadıkları kentten farklı bir kent hayal etmiyorlar. Yani bizim bu kent çok berbat oldu, başka bir kent yapalım, şöyle olsun, şöyle olsun, şöyle olsun diye konuşulmadığını anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir dünya, sizin dünyanız, her dakika biz içinde yaşadığımız ortamdan şikayet ediyoruz bitimsizce. Böyle olur mu, bu ne bir şehir, biçim şehir, her tarafı dökülüyor, amma pis, kanalizasyon çalışmıyor, elektrik yetmiyor. Geçmişin dünyasında hiç kimse böyle şikayetler üretmiyor. Bugün bunları anlamak bize çok zor gelir. Herkesin hayatından memnun olduğu anlamına gelmiyor. Hayatından fiziksel çevrenin verileri nedeniyle memnuniyet duymamayı öğrenmedikleri için böyle bir sorunları yok. Fiziksel çevre kaderleri gibi. Onun içinde yaşıyorlar sadece.
başka bir ev tahayyül etmedikleri gibi başka bir kent de tahayyül etmiyorlar. Şöyle bir kentte yaşasak diye tahayyül etmiyorlar. Böyle bir tahayyül yepyeni modern insanın ürettiği bir tahayyül. İlk kez bunu üreten, ütopya terimini de kuran bir İngiliz biliyorsunuz, Thomas More diye bir adam. Ama sonra dünyanın her yerinde bu türden, ne diyelim, kitaplar yazılacak, nasıl kentte yaşayalım, kentimiz nasıl olsun gibi ütopik öneriler getirilecek. Bunların hepsinin modern dünyada başlayan süreçler olduğunu söylersem çok da yanlış bir şey söylemiş olmam. İlk ütopyayı Thomas More kurmuş olabilir ama Türkiye'de de ütopya üretilmiştir bu arada. Söz gelimi 20. yüzyılın başında üretilmiş. En az iki Türkiye'de ütopya biliyorum. Hatta yeni yazıyla kolayca bulabilirsiniz bile bu ütopyaları. Bir tanesi ne diyelim rüyada terakki gibi ad taşıyan bir Osmanlıca ütopyadır ve birisi 300 yıl sonraki İstanbul'u hayal ediyor kitabın yazarı. 300 yıl sonra İstanbul neye benzeyecek diye uzun uzun kitabında anlatıyor. Bütün İstanbul'un dertleri çözülmüş. Her taraf şahane, ortalık cennet. Her tarafta camdan binalar. Bu doğru çıkmış. Camdan binalar bu arada. Adamcağızın önerisi gerçekten büyük ölçüde doğrulanmış gözüküyor. Her tarafın camdan bina olacağını söylemiş. Gerçekten de bütün dünya camdan olurken İstanbul'da artık öyle. Ama dikkat edin, alternatif bir dünya tahayyül etmeye başlıyor. Mimarlar da alternatif bir dünya tahayyül etmeye başlıyor. Bu 15. yüzyılın ortalarında Urbino kentinde İtalya'da yine erken modern dünya her şeyle İtalya'ya özgü bir şeydir. Hatta İtalya'nın kuzey yarısına ilişkin bir şeydir. Bir kent meydanı resmi görüyorsunuz. Buradaki binaların hiçbiri bu adam bunları çizdiği zaman yeryüzünde mevcut değiller. Hiçbir. Hepsi sadece bunu tasarlayan Fra Carnevale adındaki bir adamın zihninde. Böyle bir saray henüz 15. yüzyılın ortasında yok. Böyle bir ibadet yapısı yok. Böyle bir zafer dağı henüz yok. Şöyle bir yuvarlak bina henüz yok. Hepsi bir yüzyıl sonra dünyanın her yerinde olacaklar. Türkiye'de dahil olmak üzere. Burada gördüğünüz bazı detayları şuradan çıkıp yürüdüğünüz zaman sağ taraftaki evin üzerinde bile görmeye başlayabilirsiniz şu küçük alınlıkları. Dolayısıyla dünyanın her yerine gidecekler ama sorun şu, yaptığı zaman böyle bir kent mevcut değil. Böyle bir meydan bir tane bile yok yeryüzünde. Sadece dikkat ederseniz alternatif içinde yaşadığından farklı bir dünya tahayyül eden bir insan var. Bu çok önemli bir ne diyelim değişime işaret ediyor. Oradan söz gelimi çağdaş bir ütopyaya gelelim. 1960'larda üretilmiş Archigram ya da Archigram diye okuyabileceğiniz bir İngiliz öğrenci grubunun ütopyalarından biri. Bunlar bir İngiliz öğrenci grubu. Londra'daki iki mimarlık okulunda eğitim gören bir grup öğrenci Archigram adını verdikleri bir dergi çıkarmışlar. O derginin içinde de bu türden ütopik projeler yayınlamışlar. 20. yüzyılın en önemli ütopistleri arasında sayılırlar. Dolayısıyla ütopyanın alternatif bir dünya düşleme imkanını, alternatif bir dünyayı planlama, projelendirme uğraşının hala bir ölçüde devam ettiğini düşünebiliriz. Ama giderek bugün artık ütopist üretim dünyanın her yerinde bitmiş gibi gözüküyor. Başka bir çağdaş dünyaya ilişkin mesele, içinde yaşadığınız kenti radikal biçimde değiştirmeye başlama haliniz. Bu da yine modern dünyada üretilen bir pratik. Yani mevcut kenti ben başka bir şey yapacağım diyerek projelendirme uğraşı yepyeni bir şey. Hiçbir toplumda, dünyanın hiçbir toplumunda, premodern dünyada İçinde yaşadığınız kenti dönüştüren bir uğraş veremiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bir boşluğun içine bir binada siz ekliyorsunuz. Ama bambaşka bir kent istiyorum ben. Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Dolayısıyla da o kenti başka bir hale sokacağım diye konuşma şansınızın olmadığı bir dünya. Bu yeryüzünde bir kenti, mevcut bir kenti dönüştüren ilk proje. Hemen hemen 1600 yılında Roma'da tarihte ilk kez olarak mevcut kenti
yeni mi baştan planlayalım diyor. Dikkat edin, sıfırdan ütopya düşünmüyor. Zaten var o kent ama başka bir biçimde. Dolayısıyla da kentin belirli eksenlerini birbirine bağlayan doğrusal caddeler açıyor. Kentin mevcut dokusunun içine açıyor bunları. Kent zaten var. Yırtarak, istimlakla, yeni yollar açarak yeniden kenti biçimlendiriyor. Bu modern dünyadaki en önemli değiştirici pratiklerden bir tanesi. Her yerde uygulanıyor mu? Her yerde uygulanıyor. Türkiye'de dahil her yerde uygulanıyor. Şu okula gelmek için üzerinden geçtiğiniz çarşı içindeki yol 1900'lerin başında açılmış bir yol. Peki eskiden ne yapıyorlardı? O yol yoktu, gayet basit. O yolu 1900'lerin başında, daha İttihat Terakki döneminde açmışlar. Nasıl peki gidiliyordu? Aralardaki sokaklardan dolana dolana gidiyordunuz. Mevcut yolu 1900'lerin başında açmışlar. Şurada geldiğiniz yol. Buradaki türden bir pratik, dikkat edersiniz. Bu 1600 gibi bir tarihte açılmış. Deminki örnekte bunun açıldıktan sonraki halini görüyorsunuz. Orada gördüğünüz o 3 tane yol, şuradan giden 3 tane yol. Bu sadece çok erken bir örnek olduğu için ilginç gözüküyor. Çok daha büyük ölçeklileri var mı? Evet. Paris'i, bugünkü Paris'i bütünüyle Osman adında bir Fransız planlayacak. 1850 ile 70 arasında kabaca. Bütün şu kırmızı yolların hepsi Osman'ın onun içinde açtığı yollar. Tıpkı buradaki karşıdan geçen işte caddenin açıldığı gibi Osman yollar açmış. Bizimki niye farklı diye soruyorsanız, Paris düz ama Mardin düz olmadığı için buradaki yol dolana dolana gidiyor. Bir cetvelle çekip hemen öteki uçtan geçirememişler. Buradakini de geçirmişler, dikkat ederseniz. Modern dünyanın kent kavrayışı demek ki bu dönüştürücü iradeyi yansıtıyor. Burada gördüğünüz bu yolların açıldıktan sonraki erken resimlerinden çok ünlü bir empresyonist ressam tarafından yapılmış bir resim. Başka bir mesele, bu en bilmediğiniz, en alışık olmadığınız konu muhtemelen bu domestisitenin ve çocuğun ve bugün bildiğiniz anlamda ailenin icadı. Bunların hepsi modern dünyada icat ediliyorlar. Ya o aile hep vardı diye konuşabilirsiniz tabii ki. Yanılırsınız, aile hep var değildi. Aile bir tarihsel dönemde ortaya çıkmış bir gerçeklik. Her çağda sizin bildiğiniz gibi bir aile yoktu. Her çağda sizin bildiğiniz gibi bir çocuk mevcut değildi. Çocuk 18. yüzyılda icat edilmiş bir varlıktır. Peki insanlar nasıl çoğalıyordu diye soruyorsanız, hayır, aynı biçimde çoğalıyorlardı. Yine çocukları oluyordu. Ama sorun, çocuk diye tarif ettiğiniz, özel bir muamele gösterdiğiniz, yavrucuğum diye yana kaldığınız, sevgi halesi içinde yaşattığınız, anne ile babanın birbirlerine sevgi bağıyla bağlı olduğu, bir evin içinde başkalarıyla paylaşmadıkları bir mahremiyetin içinde yaşadıkları bir aile, böyle bir konut, böyle bir çocuk dahil ediyorsanız, birbirine aşık olan çiftlerin oluşturduğu hele bir aile tahayyül ediyorsanız, lütfen ancak 16. yüzyıldan başlayabilirsiniz. Ama 18. yüzyıldan önce bugünküne benzeyen bir aileyle karşılaşamazsınız dünyanın hiçbir yerinde. Türkiye'deki bugün bildiğiniz anlamda içinde yaşadığınız, tanık olduğunuz aile anlamında ailelerle karşılaşmak için kabaca 19. yüzyılın son çeyreğine gelmeniz gerekiyor. Yani Abdülhamit döneminde modern Türk ailesi oluşmaya başlıyor. Biz bunların hepsini ezeli ve ebedi zannederiz. Sanki hani televizyonlarda böyle şeyler var. Ne diyelim, Türk aile düzenine aykırı. Hangisi 13. yüzyılda, 15. yüzyılda, 1246'da, Mardin'de mi, Diyarbakır'da mı, atıyorum Edirne'de mi? Bir kere bunları görmeyiz. İkincisi de bugün bildiğiniz anlamda aile dediğiniz şey
dediğim gibi çok yeni bir konstrüksiyon. Bu, genellikle bunu bilmeyiz. Niye? Gündelik yaşamda her dakika içinde yaşadığınız her şeyin tarihselliğini bilmezsiniz de ondan üzerinde yaşadığınız her şey tarihsel. Bu ceketi kullanıyorum. Bir tarihi var bunun. Böyle olmasını sağlayan 200 yıl geçirdi. Şu ayağımdaki şu pabuçlar İngilizlerin brok dediği bir pabuç çeşididir. 19. yüzyılın ikinci yarısından başlar tarihi. Daha önce böyle bir pabuç yok dünyada. Ne giyiyorum? 150 yıllık bir pabuç giymiyorum tahmin edebileceğiniz gibi. Sadece bu yıl aldığım pabucu giyiyorum ama o pabucu var eden süreç 150 yıl. Aile içinde böyle onu anlatmaya çalışıyorum. Aile de bütün çağlarda aynı nitelikleri taşıyan bir yer falan değil. Çocuk sevgisi bütün çağlarda aynı özellikleri taşıyan bir şey değil. Aşk bütün çağlarda aynı özellikleri taşımıyor. Buna ilişkin şahane, eğlenceli anekdotlar vardır. Bu çok araştırılmış bir konu. Mimarlık dünyasında tabii ki çok az gündeme taşındığı için muhtemelen bilmiyorsunuz. Ama sosyal bilimciler açısından bu çok iyi bilinen, olağan bir şey anlatıyorum size. Orada söylediğim şey, şunu söyleyenler vardır. Bir Amerikan filmi olmasaydı kimse aşık olmazdı. Evet, çok doğru. Amerikan filmleri 1920'lerden başlayarak bütün dünyayı da belli bir biçimde aşık olmayı, belli bir biçimde davranmayı, belli biçimde aşıklık pratikleri geliştirmeyi ürettiler. Dolayısıyla aşkın da tarihsel bir şey olduğunu düşünün. Orta Çağ'da böyle aşık olunmuyordu. Osmanlılar 16. yüzyılda böyle aşık olmuyorlardı. Ama aşk diye bir sözcük var mıydı? Evet, vardı. Ama böyle aşık olmuyorlar. Bu biçimde aşık olma halimiz sadece Türkiye'den konuşuyorsak dediğim gibi 19. yüzyılın neredeyse sonundan başlar. Avrupa'dan konuşuyorsanız kabaca 16. yüzyıldan başlayan ama çocukla bütünleşik bir aile ve yuva olarak ev dahil ediyorsanız bu da Avrupa'da 18. yüzyıldan başlayan bir süreç. Aileyi yapan çok önemli bir Fransız kuramcı, bunun adını bence her mimarın bilmesinde yarar var, var mı bilmiyorum. Philippe Ariès diye bir önemli Fransız kuramcı 1960 yılında ilk kez bu meselenin tarihini yazmayı deniyor. Fransa'da çocukluğun icat edildiği tarihi tartışmaya başlıyor ve teşekkürler. İlk kez bunu anlatıyor. Anlattığı şey çocuğun nasıl icat edildiği. Bunu söylediğim zaman herkesin çocukla icat mı edilmişti yahu dediğine eminim. Ama çocuk icat edilmiş bir şey. Çocuğu icat eden şey nedir diyorsanız Philippe Ariès çok güzel anlatıyor. Okulun icat edildiği noktada çocuğun gününün önemli bir bölümünü okulda geçirmeye başladığı bir dünyada artık aile de aynı şey olmaz. Çünkü çocuğun hayatının önemli bir bölümü okulda geçmeye başlar. Bu aileyi başka bir şey kılar. Koca bir kitap anlatıyor bunu zaten. Ama kabaca anlatmaya çalıştığım bir arkadaştan buldum. Dolayısıyla ya ne zorun? Bırak Allah'ın sırası. Dolayısıyla yuvanın icadı böyle bir mesele. Bugün siz ev dediğiniz zaman çok kolay bir şey söylediğinizi zannediyorsunuz. Bu böyle durumlarda dünyadaki en ilginç yer Japonya'dır. Çünkü bu kavramlarla Japonlar neredeyse bir çırpıda karşılaşmışlar. Biz bu kavramlarla yüzlerce yıl içinde karşılaştık bu ülkenin insanları. Bizim Avrupa'yla oradaki değişimlerle, modernlikle karşılaşmamız yüzlerce yıllık bir süreç. Yani 15. yüzyıldan beri biz Avrupa'yla burun burunayız. Ama Japonlar böyle değiller. Japonlar 1860 yılında ilk kez neredeyse Avrupalılarla karşılaşıyorlar ve yabancı dil öğrenmeye başlıyorlar. Bir de bakıyorlar İngilizce'de home denilen şey Japonca'da ev karşılığı kullanılan sözcüğe hiçbir şekilde benzemiyor. Onların ev dediği şey Japonların İngilizce'nin home olarak tarif ettiği şeyle alakası yok. Gerçekten de yoktur. Home
bizim artık giderek Türkçe'de yuva diye çevirmeye başladığımız, ama hepinizin bildiği gibi yuva kuşların konutunu oluşturduğu için pek de anlamlı olmayan, ama kabaca dikkat ederseniz homa benzemiyor. Dolayısıyla bir süre boyunca Japonca'da homu diye kullanacaklar ev karşılığı. Kendi dillerinde ev var. Niye? Çünkü o ev Japonya'daki eski alışkanlıklara, domestisitenin, yuvanın icadı öncesine ait bir ev. Başka bir ev o. Onun için Japonca'daki terim bunu anlatmaya yetmiyor. Böyle ilginç bir süreç yaşanmış. Domestisite ne demek diyorsanız bu arada onu da söyleyeyim. Kabaca ev yaşamını evin mimarisiyle birlikte bütünsel olarak tahayyül etme hali. Yüzlerce yıl boyunca böyle bir tahayyülün de olmadığını düşünün. Ev yaşamınızı evinize sıkıca bağladığınız bir şey. Şunu yapma haliniz. Burası benim yatak odam. Şu benim çalışma odam. Şu köşede hep ben otururum biçimde konuşmaya başlamanız bile modern bir şey. Yüzlerce yıl boyunca dünyanın hiçbir yerinde kimsenin özel yatak odası falan yok. Dolayısıyla evi burası benim köşem diyerek anlatma şansınız da yok. Japonları şaşırtan o. Bir de bakıyorlar ki böyleymiş. Japonlar şunu görüyorlar. Avrupalılarla Amerikalılar bir sofranın başında hep birlikte ailece yemek yerlermiş. Bu gerçek bir olay. Japonya'da peki eskiden nasıl yenirmiş? Herkes kendi kasesini alıyor, yemeğini dolduruyor. Evin neresinde olursa tek başına yiyor. Sofra başında yemek yemiyor. Domestisitenin inşası bu demek. Peki eskiden Osmanlı topraklarında nasıl oluyor? Sofra mı kuruluyor? Diyelim ki 1800 yılında insanlar bir aile sofrası kuruyorlar ve hep beraber yemek mi yiyorlar? Hayır, böyle yemiyorlar. Tıpkı Japonlar gibi yiyorlar Osmanlılar'da. Hele üst sınıflara gittiğiniz zaman herkesin, en zenginler, odasına yemeği geliyor. Tek başınıza yemeğinizi yiyorsunuz odanızda. Bu en zenginler için. Aile sofrası diye bir kavram yok. Aile sofrası modern bir kavram. Aile sofrası Türkiye'deki şeyle kabaca 1860'lardan 70'lerden başlayan bir kavram. O yüzden bugün aile sofrasında yemek yiyoruz. 1860 yılında herkes farklı yiyor. Çocuklar ayrı yemek yediriliyor. Bunu benim ailem hala hatırlardı. Çocukların ayrı yemek yediriliyor. Kadınlar ayrı yemek yiyor. Erkekler ayrı yemek yiyor. Çok az sayıda aile, artık batılılaşmış aileler yavaş yavaş kadın, erkek, çocuk hep beraber yemek yemeye başlıyor. Bu artık lüksün lüksü 1880 yılında. Öyle söyleyeyim size. Böyle yemek yenmiyor. Bugün aksini düşünenleriniz var mı? Herhalde böyle yemek yeniyor hepiniz. Aile sofrası diye bir şey gördünüz. Anlatmaya çalıştığım bunların hepsinin modern kavramlar olduğu. Unuturuz. O kadar hızlı unuturuz ki işte zannederiz ki hep böyleydi. Japonya'da bunun için dernekler kurmuşlar. Aile Sofrası Oluşturma Derneği. Bir grup insan toplanıyor. Biz de İngilizler gibi sofrada yiyelim. Böyle yabaniler gibi her birimiz bir köşede yemek yiyoruz diye kendi kendileriyle dalga geçen metinler var. 19. yüzyılda. Kim bilmiyor. Bu dolayısıyla şöyle bir aile resmi görmek için dünyanın her yerinde artık 18. yüzyıla gelmeniz gerekir. Bu bir Amerikan resmi ve 19. yüzyıl ortası. Ailenin birkaç kuşağı bir arada sevgiyle çocuklarını süzen bir anne, onlara yine sevecenlikle bakan bir baba, anne baba çocuktan oluşan kopmaz bir bütün şeklinde tahayyül edilmiş bir aile bağı. 16. yüzyılda İngiltere'de en yaygın pratiklerden biri üst sınıflar çocuklarını başka bir ailenin yanına ödünç veriyorlar. Bugün bunu anlayabilir misiniz? Çocuğunuzu ödünç verme pratiği. Şöyle ödünç veriliyor. Lord'un oğlusunuz, babanızın evinde sizi yetiştirmiyorlar. Başka bir lord'un ailesinin yanına sizi gönderiyorlar. Orada onlarla birlikte yaşıyorsunuz. Dolayısıyla size o lord diyelim ki, hadi git bakayım benim atımı eğerle diyor. Tımbır 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 gidiyor. Ya ben babam, benim lord, ne alakası var? Dikkat edin, çocuğunuzu bugün ödünç verme pratiği aklınıza olabilir mi böyle bir şey? Çok olağan pratikler bunlar yüzlerce yıl boyunca. Bu
çoktan unuttuğumuz, hep böyle zannettiğimiz bir dünya. Böyle bir şeyi görünce, aa işte aile diye bakabilmenizi sağlayan şey. Buna işte aile demek için demek ki ancak 200 yıldır. Dolayısıyla tek aile evi, evin bir tür böyle sevecenlik merkezi olma hali, bu türden samimi bir ortam tanımlayan ev, bunların hepsi önce Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de ortaya çıkacaklar. Dolayısıyla modern domestisite büyük ölçüde iki ayrı kaynaktan oluşuyor. Dünyanın her yerinde de oradan taklit edilerek oluyor. Demin söylediğim gibi sofrayı bile işte Japonlar da, Osmanlılar da böyle aile sofrası haline getirdiler. Dolayısıyla mimarlıkta ev kavramı üzerinde bir şey düşünecekseniz bu meseleyle birlikte düşünürsünüz. Ev odaların toplamından oluşmuyor farkındaysanız. Başka bir şey. Böyle bir evde yaşayabilmek için demin söylediğim gibi başka bir toplumsal değişimler dizisinin içinden geçmeniz gerekiyordu. İşte o da modernitenin sayısız vuku bulma alanlarından biri. Osmanlı ülkesinde nasıl olmuş? Osmanlı ülkesindeki Japonya'ya çok benziyor bir açıdan aslında bakarsanız. Çünkü birdenbire Osmanlılar da farkına varmışlar ki modern dünyada Avrupa dedikleri yerdeki gibi insanlar yemek yemiyor, davranmıyor, oturmuyor, aile kurmuyor, bahçe düzenlemiyor. Böyle kitaplar var. Bu Rehberi Umuru Beyti'ye ev işleri rehberi adını taşıyan bir kitaptır. 1880'lerde yayınlanmış. Bütün kitap bir ansiklopedi. İçinde mutfak nasıl olur, sofra nasıl kurulur gibi bilgiler var. S maddesine gidiyorsunuz, sofra var. Atıyorum B maddesine gidiyorsunuz, bahçe var. Bir çağdaş bir bahçe nasıl olmalıdır? İşte bilmem ne yemeği nasıl yapılır, onun da maddesi var. Böyle okul kitapları var. 1870'lerden başlayarak okul kitapları bugün bildiğiniz aileyi ve çocuğu inşa edecekler. Okul kitaplarından öğreniyoruz. Böyle Osmanlı okul kitapları var. Çok ağırlıklı biçimde Abdülhamit döneminde ortaya çıkarlar. Ve dolayısıyla Osmanlı ailesinin modernleşmesi ve değişimi bağlamında Abdülhamit dönemi çok önemli bir evre oluşturur. Birdenbire bugün bildiğiniz işte aileye benzeyen şeylerle karşılaşmak için o döneme gelmeniz gerekir. Başka? Sayısız başlık var. Çok da uzatmayayım artık herhalde. Bıktırıcı olabilir. Yok hocam. Güzel gidiyor. 11.25 olduğunu dikkate alırsam bir saatten fazla konuşuyorum. Şey zaten dersimiz 12'ye kadar bir kere. Peki. Siz yorulmadığınız sürece 12'ye kadar zaten bir şeyimiz var. Yorulmuş olabilirler, bıkmış olabilirler, illallah demiş olabilirler. Yok, bunun yarısı sadece yarısı zorunlu olarak burada zaten. Dolayısıyla diğer yarısı da gitmediğine göre kimsenin yorulmadığını... Hayır, zorunlu olanlar bıkar zaten. Zorunlu olmayanlar bıkar. Zorunlu olanlar, bir şeyden nefret edilmesini istiyorsanız zorunlu yaparsınız. Dolayısıyla ne anlatırsanız bu anladığını dinlemek istemeyenler oluşur. Neyse, peki biraz devam edeyim o zaman. Çok iyi olur. Madem. Başka bir değişim yine modern dünyada, her şeyin taşınabildiği, hızlandığı, her şeyin iletişiminin arttığından söz ettim. İnsanların değişimi, sermayenin hızlanması, bilginin hızlanması. Bu arada imgelerin de taşınabilir hale geldiği bir dünya. Yani Çin'de gördüğünüz bir şeyi İngiltere'ye anlatabilmek, İngiltere'de gördüğünüz bir şeyi diyelim ki Osmanlı ülkesine taşıyabilmek meselesi yine modern dünyanın ürettiği bir şey. Ondan önce taşıyamıyorlar, gayet basit. Yani hiç kimse 14. yüzyılda Mısır'daki gibi bir ev yapayım dese diyelim ki İngiltere'de yapamazdı. Niye? Mısır'daki evin bilgisini taşımak için araçlara sahip değil. Dolayısıyla birisini tarif etmesi gerekiyordu. Tarif edildiği zaman da olmuyor. Böyle örnekler var. Orta Çağ'da böyle tarifler var. Mesela Kudüs'e hacı olarak gidiyor Hristiyan'ın biri ve İsa'nın gömülü olduğu kilisenin planında ben Hildesheim'da atıyorum Almanya'dır bir yerinde bir kilise yapacağım diyor. Tarif ediyor.
Böyle yuvarlaktı. Üstü de şöyle örtülüydü. Dolayısıyla bunları sonra modern araştırmacılar araştırmışlar. Kudüs'teki yapılarla ilişkili ortaçağ yapıları diye. Hiçbiri benzemiyor bile. Çünkü tarif ediyor insanlar. Tariflere kadar tarif edebilirsiniz. Tarif etmek için kullandığınız araçların da henüz daha yeterli olmadığını düşünün. Böyle bir talebinizin de olmadığını düşünün. Dolayısıyla bugün gidip de Avrupa'da dolaşsanız bu söz konusu yapıları, hiçbirinin o Kudüs'teki söz konusu hala ayakta duran yapıyla ilişkisini saptamanız mümkün değil. Sanat tarihçileri araştırıyorlar, mimarlık tarihçileri araştırıyorlar, ya nesi ilişkili bunun diye. Ama modern dünya bu imkanı sağlıyor. İmgeleri taşıyor. Yani internete giriyorsunuz, G'nin bilmem ne binasının bilmem ne resmini oradan yürütüyorsunuz. Her şeye ulaşabilme şansınız var. Arkeli'ye gidiyorsunuz, bin çeşit ev görme şansınız var. Bunların hepsinin görüntülerini kendi bilginizin içine katma imkanına sahipsiniz. Bu modern dünyada sahip olduğumuz bir bilgi. Ne zamandan beri yapıyoruz diyorsanız bunu, aslına bakarsanız 16. yüzyılın başından itibaren yapıyoruz. Hızlanması yine 18. yüzyıl. Yani bilgileri taşımak. Bu nasıl taşıdığımızı gösteren ilginç bir örnek olduğu için verdiğim bir örnek. Bu Viyana'da. Viyana'da Teseyon adında bir bina Hofburg'un önünde duruyor. Ne işe yarıyor diyorsun? Hiçbir işe yaramıyor. Bir Yunan tapınağı. Peki bu Yunan tapınağı ne? Atina'daki Teseyon'un birebir kopyası. Birebir kopyası. Her detayı, boyutları, her şeyim Atina'da milattan önce 4. yüzyılda yapılmış bu binanın kopyası. Ötekisi kaçıncı yüzyılda yapılmış? 1800'lerde. Yani 19. yüzyılda. Yani 23 yüzyıl var aralarında. Aynı bina. Her şey aynı. Sütun sayısı, sütun çapı, sütunların kanelür denilen bu çizgileri, üstündeki sütun başlıkları, çatının yapısı, çatının detayları, silmeler, ne aklınıza geliyorsa birebir ötekinin aynı. Bu ne? Marifet ne burada? Çok basit. Bu bilgiyi oraya taşımanız gerekiyor. O bilgiyi taşıyacak araçlarınızın olması gerekiyor. Projelendirme tekniklerinizin olması gerekiyor. Resim üretme tekniklerinizin olması gerekiyor. Henüz fotoğraf makinesi yok. Twitter yok. Bunları götüremiyorsunuz. Başka araçları kullanmak suretiyle bu bilgiyi taşıyorsunuz. Ama sonunda artık böyle bir yapıyı inşa edebilir hale geliyorsunuz. Çok mu önemli? Evet. Her şeyin aktarımının hızlandığı bir dünyada, her şeyin iletişiminin hızlandığı bir dünyada, mimarlığın bilgisinin de iletişiminin hızlandığı bir dünya anlamına geliyor bu. Bir tane yapı, söz gelimi Palladio adında birisi 16. yüzyılda bu binayı yapıyor. Binanın önemli bir bölümü çeşitli daha önceki yapılardan aktarılmış biçim bilgisiyle üretilmiş olması. Şu gördüğünüz bir tapınak cephesi. Bu gördüğünüz bir tapınak cephesi. Şu gördüğünüz Roma'daki Pantheon denilen yapının kubbesinin küçük bir kopyası. Dikkat edin. Sizden önce yapılmış başka dönemlerin bilgilerini bir araya getiriyorsunuz. Yeni bir kompozisyon üretiyorsunuz. Daha önce böyle bir kompozisyon yok. Bunu yapmanızı sağlayan şey bilginin, imgelerin, mimari biçimlerin taşınabilir olduğu bir dünyada yaşamaya başladım. Artık bunları bir araya getirebilirsiniz. Çünkü başka yerlerde üretilmiş olanları biliyorsunuz. Bina bu. Sonra burada mı kalıyor? Hayır, burada kalmıyor. Aynı ilkeleri, aynı yapıyı bu kez Palladio'nun kitabından Lord Burlington diye bir mimar öğreniyor. Çünkü Palladio'nun kitabında var zaten bunun çizimleri. Kendine ev yapıyor Londra'da. Londra yakınlarında. Kitaptan öğreniyor. Dikkat edin. Bugün de böyle yapıyorsunuz. Size biraz araştırma yapın proje için geldiği zaman herhalde bir yerlere müracaat ediyorsunuz. Kitaplara, internete müracaat ediyorsunuz. Bunu yapmanın en erken örnekleri kitabı kullanmak.